Merhabalar Babatorik izleyicileri. Beşiktaş Kola Turka bu sene belki de basketbol dünyasının en flash transferine imza attı. Deryl Williams'ı renklerine kattı. Bu sene lockout bitene kadar Beşiktaş Kola Turka forması giyecek Deryl Williams. Bu transferin Beşiktaş açısından katkılarına bakacak olursak Ergin Ataman genç bir takımı vardı. Geçen sene çok fazla başarılı olamamıştı ama bu sene takımdaki iyi parçaları tutup genç isimleri de iyi isimleri de takımda tutup Deryl Williams gibi de bir generali aslında takımın başına getirdi. Bu çok önemli bir transfer. Ki Deryl Williams aslında o da geçen sene kötü bir sene yaşamıştı Beşiktaş gibi. Beşiktaş hani genç oyuncularından dolayı hem maddi sıkıntılar kötü bir sezon yaşamıştı ama ben bu sene ikisinin de toparlanacağını düşünüyorum. Deryl Williams da Jerry Sloan'la olan kavgasından sonra takımdan ayrılmıştı. New Jersey'ye gitmişti. Sloan Utah'tan ayrılmıştı. O da çok konuşulan bir isim olmuştu açıkçası. O ve şimdi Beşiktaş'la birlikte belki kendini tekrardan bir ispatlama şansı duyabilir. Gerçi New Jersey'de de iyi bir performans sergiledi ama en azından hakkındaki kötü lekeleri silmek açısından burada iyi bir performans sergilemek isteyecektir bence. Ergin Ataman önderliğinde de takımın bence saha içindeki patronluğu görevine soyunursa bence hani lockout ne zaman biterse bitsin Beşiktaş adına yine olumlu bir transfer olacaktır. Ki en azından baktığımız zaman Türkiye'nin reklamı açısından da bence bu çok olumlu bir transfer ve aynı zamanda hani bak Türk gençlerine tanınan isimler sonuçta bunlar. Deryl Williams, Kobe Bryant. Türk insanının spora olan, basketbola olan ilgisini de arttıracak transferler. Ben biraz da bu yönüyle bakıyorum bu transferlere. Hani belki kısa süreli 3-4 ay sonra Deryl Williams takımdan ayrılacak ama en azından insanların ilgisini basketbola çekmesi açısından önemli. Çünkü bu ülkede basketbol aslında üst düzeyde oynanıyor. Hani kulüp takımlarımız büyük başarılar elde ediyor. Milli takımlar düzeyinde başarılar elde ediyoruz ama bir türlü basketbola gereken ilgi verilemiyordu. Belki bu bilgiyi biraz daha arttırmaya yönelik bir şeyler olabilir. Şimdi şu an Kobe Bryant'ın da Beşiktaş'a gelmesi ihtimali konuşuluyor. Onun da Beşiktaş'a göz kırptığı söyleniyor. Ben o açıdan bu transferleri bu açıdan da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Hem Türk basketbolu açısından hem Türkiye'nin tanıtımı olarak hem de aynı zamanda ben Beşiktaş'a da yararlı olacağını düşünüyorum. Hani Beşiktaş'taki genç isimlere de sonuçta güzel bir örnek olacaktır 3-4 ay içinde. Hani sporcu kişiliğiyle de aslında orada iyi tanınan biri derim bildiğimiz. O açıdan ben her açıdan sadece o açıdan değil hem Beşiktaş'a hem Türk sporuna çok katkısı olan bir transfer olduğunu düşünüyorum. Baba Torik.